Evet, herkese merhabalar. Yaklaşık 2 haftaya yakın bir süredir ayrı kaldık. Yeni bir video falan atmamıştım. Hem işlerimin yoğunluğundan hem de içerik açısından yeni bir şeyler yükleme ihtiyacı hissetmedim. Bu arada ben bayağı da bir oyun aldım son bir ay içinde. Hem hesaplıydı bunların fiyatı hem de şu açıdan iyiydi. Eski oyunlar aldım ben. Önceden almak istedim ama fiyatların yüksekliği nedeniyle alamadığım oyunlar vardı. Onları aldım. Artı geçen gün ben bu koleksiyonumu tanıtırken bir şey çok dikkatimi çekti. Aslında ben farkındaydım da. Yani hiç hoş durmadı. PSP uzun zamandır ben kullanıyorum. Çok severek oynadım, bitirdim oyunlar vardı. Ama biliyorsunuz PSP'nin orijinal oyunlarına Türkiye'de erişmek bir dönem gerçekten bayağı pahalı bir uğraştı. Ben o yüzden uzak durdum. Şu anda 15-20 liraya, 30 liraya, 40 liraya, 35 liraya çok uygun fiyatlı PSP oyunları bulmak mümkün. Takip etmek gerekiyor. Şimdi burada bana sürpriz olan bir durum var. Onu da oyunu sırası geldiğinde göstereceğim. Artık bu dönemde, bu 2 haftalık dönemde de oyun piyasalarında çok enteresan gelişmeler oldu. İşte biliyorsunuz PlayStation 5'in sunumu yapıldı. Konsolun kendisi gösterildi. Çıkacak oyunlardan bazıları tanıtıldı. Temmuz'da da bir sunumu olacağı söyleniyor. Bununla ilgili birçok zaten büyük YouTuber'lar var biliyorsunuz. Çok güzel sunumlar hazırlamışlar. Muhakkak onlardan izlemişsinizdir. Yani benim bunların üzerine söyleyeceğim bir şey şu anda yok. Yani ekstra benim artı olarak söyleyeceğim bir husus konu olursa ben bununla ilgili zaten kendim bir ihtiyaç olduğunda video hazırlayıp sizlere sunacağım. Ama benim şu anda YouTube'da baktığım durum şunu gösteriyor. Yani YouTuber'lar gerçekten çok güzel videolar hazırladılar. Evet, gelelim şimdi bugünkü videonun sebebine. Aldığımız oyunlar, bu 1-1,5 aylık dönem içinde aldığım oyunlar. Birçoğunu ben çok uygun fiyattan aldım. Şimdi geçiyoruz hemen. PSP oyunlarından başlayayım ben. Tomb Raider, Legend, Lara Croft Tomb Raider, Anniversary. Zaten bunları biliyorsunuz, PSP oyunları. Kimisinin bunların kitapçığı vardı, kimisinin kitapçığı yoktu. Ben fazla da takılmadım. Hani zaten eski oyunlar artık. Bunların bulmak çok zor yani, kitapçıklı sürümlerini. Yarış oyunlarını çok sevdiğim için Ridge Racer aldım ben. Bunun aslında bir tane daha çıkmıştı yanlış değilsem. Ridge Racer, bak bu kitapçıklı gayet de güzel görünüyor. Ben ya şu kitapçık adetlerini terk ettiler yeni nesil konsollarda. Hani bu Vita'dan sonra başladı diye hatırlıyorum. Hani eskiye doğru gittikçe çok daha güzel kitapçıklar görüyoruz. İşin üzücü tarafı o. Yine çok sevdiğim bir seri Wipeout serisi. Wipeout'un Pulse isimli oyunu. Bunun bir sürümü daha çıktı PSP'ye. Ben onu da uygun fiyatlı bulduğum zaman alacağım. Gran Turismo'nun bütün oyunları bende yıllardır vardır. PSP sürümünü özellikle almamıştım. Çok para istiyorlardı çünkü. Yani zaten bunun değeri 30 lira, 35 lira, 25 lira, o civarda olması lazım. Ben dediğim gibi bu oyunların çoğunu çok uygun fiyattan aldım. Hani 20 liraya aldığım oyun oldu, 15 liraya aldığım oyun oldu, 30 liraya aldığım oyun oldu, 40 liraya aldığım oyun da oldu ama genel olarak çok iyiydi. Evet, şimdi gelelim aldığım Grand Theft Auto oyunlarına. Bunlar PSP'ye çıkan Grand Theft Auto oyunları. Chinatown Wars, Liberty City Stories, bir de Vice City Stories. Liberty City Stories ile Vice City Stories aslında PlayStation 2'ye çıkan Liberty City, Vice City oyunlarının aynı haritalarını kullanan ama işte farklı hikayelerin, farklı muhabbetlerin olduğu oyunlar. Chinatown Wars da ilk önce yanlış değilsem DS'e çıkmıştı. Daha sonra PSP'ye geldi. Ben şu oyun daha özgün geliyor. Yalnız bu oyunları alırken benim başıma şöyle olumsuz bir olay geldi. Chinatown Wars bana kutusuz geldi. Elimde bir tane kutu vardı. Ona taktık. Şu anda bu kabını mabını kullanıyoruz. Yani bir sıkıntı yok ama. Sıkıntı şu, bunu aldım N11'deki satıcı. Şu kapak resmini bildiğiniz A4 kağıda çıkartmış, bir poşetin içine koymuş oyunla falan yolladı. Tabii oyunu etkiliyor mu? Bu etkilemiyor ama yani ben bunları arşivime koyuyorum. Yani kapağına kadar bunların düzgün olmasını ben beklerdim. Yaptığım alışverişler içinde beni hayal kırıklığına uğratan tek alışverişte bu oldu. Şimdi gelelim başıma gelen enteresan olaya. Final Fantasy Crisis Core. Bakın 2 tane elimde Final Fantasy Crisis Core oyunu var. Şimdi bu oyun benim uzun zamandır aradığım bir oyundu. Hatta bundan yaklaşık 1-2 ay önce, oyun almadan 1-2 ay önce ben internette gördüm. Bu internet üzerinden alışveriş yaptığım sitelerden birinde, ikinci el alışveriş yapabildiğim sitelerden birinde 350 lira fiyat istiyorlardı şu oyuna. Ben şimdi bunun elimde 2 tane var. Şimdi şu oyun benim 100 küsür liraya aldığım oyun. Kitapçı, mitapçı her şey tamam. Sadece şuradaki tırnağı kırık.
Onun da bir çaresine ben bakacağım. Şunu da kaç aldım biliyor musunuz? Bundan birkaç ev önce, yani ben bunu almadan birkaç ev önce 350 lira istenen oyunu ben kaça aldım? Ben bu oyuna 35 lira verdim arkadaşlar. 35 liraya aldım iki tane. Bak bunun kitapçığı yok. Kitapçığı yok. Sadece oyun. Ama 35 lira muazzam bir fiyat. Kaçırılmazdı. İki tane abi. Belki ileride bir tanesini satmayı düşünebilirim ama dursun abi, ben arşivci adamım yani. Böyle şeyler hoşuma gider. Bu PSP'nin Essential oyunları, bunları bazı kişiler tercih etmiyor. Ben ama hiç takmıyorum böyle şeyler kafama. God of War, Ghost of Sparta. Kaçmazdı bu. Bunu da aldım. Bu da çok uygun fiyata geldi. Chain of Olympus'u da uygun bir fiyata bulduğum zaman alacağım. Şimdi geliyoruz PlayStation 2 oyunlarına. Çok güzel oyunlar aldığımı düşünüyorum. Sırayla gidelim buradan. Hatta tek tek elime mi alsam, ne yapsam? Evet, VRC 2 işte. Bunu aldık. Ben VRC serisini çok seviyorum. PlayStation 2'deki en kral rally oyunlarından biriydi seri olarak. Bunun içinde bir oyun daha var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun içine ben ikinci bir oyun daha koydum. Çünkü bunu kutusuz aldım. Bunu gerçekten uygun fiyata bulmak çok zor. Kingdom Hearts. Buna da bir kutu ayarlayacağız biz. Kapağını da artık kendim kaliteli bir kağıda basacağım. Koyacağım. Bulursam orijinal bir kutuya da koyacağım. VRC 2. Hemen VRC 3. VRC 4 bende vardı. Bu zaten kitapçığına kadar her şeyle tamam. VRC 3. Most Wanted. En güzel Need for Speed oyunlarından birisi. Burnout 3. Takedown. Eşim bunu çok oynamıştı zamanında. PlayStation 2 zamanı. Bu oyunu da sırf o zamanlar yaşadığımız güzel anılar adına aldım. Beğeniyorum da yani. Burnout serisinin bence en güzel oyunu. Ve Beyond Good and Evil. Bu oyun da bence özel bir oyun. Keşke kitapçı olsaydı şunu ya. Hani gerçekten muazzam bir oyun. Senelerdir insanlar devamını bekliyor. Ama bir türlü gelemedi. En son gösterdiler işte bir sunumda. Oyunun yapımcısı gösterdi ama. Hani harika bir oyun ya. Yeşim gözlü kahramanımız Kate'in hikayeleri. Geliyoruz PlayStation 3 oyunlarına. Şimdi Haze'i açacağım. Haze belki de PlayStation bilinen en çöp sıfatını hak eden oyunlardan birisi. Kime göre? Yani bana göre değil. Forumlarda biliyorsunuz öyle tipler var ki bu oyunları yerin dibine değil, yerin fersah fersah dibine gömdüler. Ama gittiler ne yaptılar? Uncharted'a karşı loslardı. Xbox'ta Uncharted yok. Uncharted PlayStation 3'ün özel oyunuydu. Adamlar Los Viadomus diye bir oyun vardı. Sırf işte adada geçiyordu, yeşillikler falan filan vardı. Böyle Uncharted'ın atmosferine benzer bir atmosfer. Ya adamlar çıktılar, ya bazı tipler çıktılar. Dediler ki Los Viadomus Uncharted'dan daha güzel bir oyun. Tabii şimdi kimse hatırlıyor mu Los Viadomus'u? Kimse hatırlamıyor ama Uncharted'ın Naughty Dog'un geldiği yere bakınca arada fersah fersah fark var. O zaman işte bu oyunları savunan insanlar vardı. Hatta hiç unutmuyorum God of War vs. Conan. Conan yapan tipler vardı ya. Bulursam ben Conan'ı da alacağım abi. Sırf yani bu God of War'la yaptıkları versus muhabbeti var ya. Sırf onun için ben Conan'ı da alacağım. Uygun fiyata bulduğum anda böyle 30-40 liraya geçmemek şartıyla Conan'ı da alacağım. Haze ile ilgili şunu söyleyeceğim. Gerçekten bu oyun sıkıntılı bir oyundu. Çok ciddi FPS problemleri vardı. 20-25 FPS'e düşüyordu bazı sahnelerde. Grafikler o kadar oha moha bir grafiği yoktu kendi dönemine göre. Ubisoft'un oyunuydu. Özel oyundu. PlayStation 3'e özeldi bu oyun. Ama bak çok ciddi hatırlıyorum. Muazzam güzel bir hikayesi vardı. Kafa yapan orada bitkiler metkiler. Yani şu oyun aslında ben tekrar oynamayı düşünüyorum. Bu yaz döneminde ben bu oyunu büyük ihtimalle bir defa daha bitireceğim. Haze böyle bir oyundu. Geliyor şimdi diğer çöp oyunlar serisinde. Ya abi bak demin Haze'i savunduk hani dedik. Conan versus işte God of War yapan tipler vardı bu oyunları yere gömenler. Ondan sonra Uncharted'la Los Viadomus isimli oyunları karşılaştıranlar. Ya Layer harbiden kötüydü ama. Ya işte siksak sesin özelliklerini kullanıyordu bu oyun. O zaman titreşimsizdi kollar. İlk PlayStation çıktığında bu doğal şok titreşim özelliğinin patentine sahip olan firma dava açıp davayı kazanmıştı. Sonunda PlayStation'ın ilk çıkan sürümlerinde kollara titreşim özelliği koyamamıştı. Siksak ses özelliği vardı. Bu oyunda siksak ses özelliğini ön plana çıkartan bir oyundu. Yani kolu tutuyordunuz böyle sağa sola eğdikçe
ejderhanızı kontrol ediyordunuz. Ya grafikler falan cidden kötüydü. Aslında atmosfer olarak bu da fena bir oyun değildi ama yani gerçekten de bu oyunu övenler de aslında o zaman zamanında bence eksiği hak eden tiplerdi. Ama ne işte farklı bir oyun. Sırf bu anıları bana yaşattığı için, yaşatacağı için ben Layer'ı aldım, kütüphaneme koydum. Zamanında aslında bu bende vardı da ne oldu, sattım mı o zamanlar, ne ettim bilmiyorum. Geliyoruz şimdi aldığım diğer oyuna, BioShock ikincisi. Ya ben de BioShock var, dijital olarak kütüphanemde var. Ya aslında elimdeki PlayStation 3 ve 4'ün kutulu birçok oyun dijital versiyonları da bende daha öncesinden alınmış olarak dijital kütüphanemde mevcutlar. Ama işte bizim bu arşivcilik hastalığı nedeniyle kutularını da alayım diye düşünüyorum. Ben ya alıyorum da zaten. BioShock'un ben bütün oyunlarını oynadım. Yani 1, 2, 3, 3, Infinite biliyorsunuz. Birden fazla bitirdiğim oyunlar, sevdiğim oyunlar. Özellikle 1 ile 3 güzel oyunlar, Infinite ile BioShock 1. 2'yi pek beğenmiyorlar ama 2 de sonu itibariyle tamam, fena bir oyun değil. BioShock 2 de oynanır. Bunların bilgisayarda Türkçe çevirileri de var. Bu seriyi oynamamış olanlar varsa muhakkak bu çevirilerden faydalanıp bilgisayarlarında oynayabilirler. Şimdi geliyoruz, 2 tane oyun aldım elime. Nier benim oynamadığım bir oyundu PlayStation 3 zamanı. Alayım diye bir iki niyetlendim. Niye niyetlendim? Nier Automata PlayStation'a özel olarak çıktığı zaman. Bu timed oldu. Zaten sonradan bilgisayara falan geldi ama ilk çıktığında sadece PlayStation'da vardı. Çok da güzel bir oyun. Oyunu gerçek manada bitirebilmiş olmak için 3 defa falan bitirmiş olmanız gerekiyor. Nier Automata, hack and slash, açık dünya, muazzam güzel müzikleri var. Müzikleri aynı zamanda Spotify'da da var. Oradan da açıp dinleme imkanına sahipsiniz. Müziklerini ayrı bir övüyorlar. Açık dünya, dövüş sistemini beğeniyorlar. Senaryosu zaten çok değişik bir kafa. Ben bu oyunu bu yaz bayağı bir oynarım diye düşünüyorum. İşte bu Nier'den dolayı ben PlayStation 3'e çıkan Nier'i de alayım, oynayayım kafasına geldim. Yalnız işte dünya olarak mı aynılar değiller bilemiyorum. Bir bakacağız. Ya bir de benim şu kızım, şu etiketler. Demin dikkat ettiyseniz Grand Theft Auto'lardan birinin kapağında da vardı. O etiketleri izopropil alkol var. Onunla çıkıyor. Ya arkadaş bu şey olayı başladı ya, salgın olayı. Salgın olayı başladığı için bu tip izopropil alkolü alkol olduğu için herhalde dezenfektan olarak mı algılanıyor nedir bilmiyorum. Bunların 1 litrelik bidonları var abi. Ya çok ciddi fiyatlara satıyorlar. Uygun bir fiyata bulsam eve bir miktar bana zaten yarım litre alsam ben izopropil alkol. Bu tip elektronik eşyaların temizlenmesinde, etiketlerin falan böyle şeylerden çıkartılmasında işe yarayacak bir sıvı. Ondan almayı düşünüyorum. Bunları hep temizleyeceğim ben. Hani şu şekilde durması, ben gıcıklanıyorum işin açıkçası. Niye böyle değişik bir seri? Bunları inşallah oynayacağız biz. Ondan sonra bunu emin değilim. Ben bahsetmiştim. Pillars of Eternity 2, Deathfire Ultimate Edition. Bunu aldım işte, gelecek bekliyorum demiştim ama geldikten sonra herhangi bir videoda bunu konu ettim mi hatırlamıyorum. O yüzden buraya koyayım dedim. Oyun zaten, o videoyu ben yayınladıktan 2 gün sonra geldi. Pillars of Eternity bende zaten var. Bunu İngiltere'den, belki İrlanda, bilmiyorum. Shop4TR İrlanda'da da olabilir merkezleri. Onlardan aldım. Deathfire. Bu oyunları biliyorsunuz, Türkiye'de bu tarz oyunlar bulmak neredeyse imkansız. O yüzden bunların ben indirimini de beklemiyorum. Yani şimdi indirim olduğu zaman diyorsun işte indirim olacak. Şimdi bir oyuna indirim geleceği yönünde bir beklentim varsa, atıyorum bir oyun çıktığı 350-400 liradan makul bir süre bekliyorsun. Bu oyunun artık satış adedine, oyunun çok bilinen bir oyun olup olmamasına, tamam mı? Bu tip şeylere çok bağlı. Yani 350-400 liraya satılan bir oyun, bir bakıyorsun abi yani 6 ay sonra düşmüş 150 liraya kutulu olarak. Dijitalde zaten 2 ay 3 ay içinde güzel bir indirim geliyor. Yani %35-%40 indirim geliyor. Yani bugün şimdi 400 liraya satılan bir oyunu
2 ay sonra adamlar indirimle 250 liraya, 250 liranın altındaki bir fiyata 190 liraya satabiliyorlar. Yani konsollar da oyun oynamak çok pahalı diyorlar ama böyle makul bir süre beklediğiniz zaman oyunları ucuza oynayabiliyorsunuz. İşte bu ucuzluk olayını geçmedi bazı oyunlar var. Bu oyunlar hangileri? Bunlar Türkiye'de fazla ilgi görmeyen, fazla satmayan, doğal olarak ilgi görmediği için yurt dışından fazla sayıda ithal edilip işte içeride satışa sunulmuyor bunlar. Çok az miktarda geliyor. İşte 5 tane, 10 tane, 20 tane getiriyorlar, satıyorlar, bitiyor. Aldın o dönemde aldın, alamadın, bitti. Yani illaki yurt dışından alacaksın. Yurt dışında da az satıyor bu tip oyunlar. Yani şu oyun ben bilmiyorum yani 500 binden fazla satmış mıdır PlayStation 4'te? İhtimal vermiyorum yani 150-200 bindir bilemedin 250 bin satmıştır. Satacağı satabileceği rakam bu yani. Fazla değil. Yani şu oyunu 3 yıl, 4 yıl sonra 60 dolardan mı çıktı bu oyun? Sen 60 dolara mümkün değil bulup alamazsın. Bak Türkiye'yi hiç hesaba katmıyorum. Yurt dışı için konuşuyorum. Yani az satılan oyunların ileride değerleri artıyor. Bulmak hem zorlaşıyor hem de fiyatları yükseldiği için ulaşmak da zorlaşıyor. Yani sadece bulmak yetmiyor. Oyuna erişebilmen, ulaşabilmen için. Affordable diyorlar ya yabancılar. Fiyatının ödenebilir karşılığının yani sende çıkabilir olması lazım ki sen oyunu alıp oynayasın. İşte bu oyun oyunlardan bir tanesi. Divinity Original Sin'in ikincisi çıktı. Abi çok deli fiyatlara satıyorlar Türkiye'de. Satıyorlar dedim var ya bir tane ilan gördüm ona. Yani öyle 5 tane 10 tane ilandan bahsetmiyoruz. Dijitalde var abi yani 130-140 liraya Sony PSN'de sattı bu oyunları ama ben kutulu istiyorum ya. O yüzden bazı oyunlar çıktığında direkt almak gerekiyor. Bazı oyunları bekliyorsunuz çok uygun fiyatlara düşüyor. Bazı oyunları beklemek kâr etmiyor. O yüzden çıktığında hemen parayı basıp almak gerekiyor. Pillars of Eternity 2 işte o tarz oyunlardan biriydi. Yani şu anda arayın Türkiye'deki sahibinden gitti gidiyor N11 işte hepsi burada da satan satıcılar da var. Ben iddia ediyorum şu oyunu mümkün değil bulamazsınız. Bunu alabilmenizin tek yolu yurt dışından almak. Başka hiçbir yolu yok. Seviyorsanız böyle oyunları maalesef çıkar yolu yok. İşte bakın benim bir adetim daha geçen haftaki indirimlerde 84 liraya düştü PSN'de. Ben yine almadım dijital olarak. Çünkü kutulu alacağım kesindi. Böyle çok bekledim, merak ettiğim bir oyun da değildi Days Gone. Ne yaptım? Kutulu uygun bir fiyata satan birini bulana kadar bekledim. Bunu da sıfır jelatininde aldım. Jelatini kendim açtım. Yani orijinal jelatini. PS4 şeritli. Aldım. Gayet de güzel bir fiyata geldi. 120 veya 130 lira olması lazım. Yani kutulu oyun alıyorsun. Bunu yarın öbür gün takacaksın. PlayStation 5'te oynayacaksın. PlayStation 6'da oynayabileceksin. Gerçi dijital olarak da aldıysanız yine oynama imkanınız var da. Abi kutulu benim için ayrı bir olay. Arşivci adamız. İşte bak bu oyunları, bu tarz oyunları. İşte God of War aldım mesela. Bak ben bunu God of War çıktığında aradan hemen bir 2 ay geçti. Ben o kadar acele etmedim. 2 ay geçti. Ne oldu? PSN'de 130 küsür liraya düştü, 135 liraya düştü. Yarısının da altına düştü fiyat. God of War o açıdan şaşırttı yani oyuncular. Bu adamların 2 ay geçmeden bu kadar büyük bir indirim yapması PSN'den bütün PlayStation oyuncularını şaşırtmıştı. Ben beklemiştim, hiç hype yapmamıştım. Şimdi aynı duygularla mesela Last of Us 2. Bak bu oyun da fiyatı 2 ay içinde çok ciddi olarak ben düşer diye bekliyorum. Yani eğer para konusunda falan şikayetçiyseniz bence şöyle bir 2 ay bekleyin, dijital olarak alır oynarsınız. İşte fiyatı da düşünce ne yaptım? Ben dayanamadım, gittim parayı bastım aldım. 135 liraya ben God of War'ı oynadım. Benim oğlan da oynadı, bitirdi. Hatta bokunu çıkarttı yani oyun oynarken. Bayağı bir oynadı o. Ben bitirdim, bıraktım. Şimdi kutulusunu aldık işte, arşivimize ekledik. Bunu da 110 liraya aldım. Gayet güzel bir fiyat yani. Şimdi kutulu oyunlar böyle. Evet, bugünlük içeriğimizin sonu bu. Biliyorum, farkındayım, bu son dönemde işte elimdeki oyunlar üzerinden falan konuştuk ama işte ben buna benzer içerikler üreteceğim ama yani aldığım oyunları size göstermek manasında değil de almış olduğum, sevdiğim, severek oynadığım, hatta bazen alıyoruz hiç oynamadan kütüphanemizde duruyor. Uygun bir zaman dilim bulduğumuz zaman biz bu oyunları oynuyoruz. Oyunlarla ilgili tecrübelerimi, oyunlarla ilgili işte bilinmeyen bazı konular varsa genel oyuncu kitlesi tarafından muhakkak ilgili olanlar bizden de belki fazla şeyler biliyorlar.
Onlarla bu tip duygularımı, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Yani bu şekilde bu seriyi birazcık geliştirerek devam edeceğiz. Şimdi tekrar videonun başında da söylemiştim. Bu PlayStation 5'in tanıtımı yapıldı, oyunları gösterildi. Ya bunlarla ilgili ben bir video çekmeyi gerçekten gereksiz görüyorum. Çünkü öncesinde Xbox için yapmıştık ama. Yani şimdi zaten büyük YouTuberlar oturuyorlar, bunları inceliyorlar. Burada çok güzel yorumlar falan filan yapıyorlar. Hani ben kendi yaptığım yorumlara baktım. Yani genel olarak çok da farklı bir şey ortaya koymamışız. Yani bir farklılık yaratmayacaksa ona bir içerik hazırlamanın YouTube'a bu videoları koymanın bir anlamı da olmuyor benim için. Ha ne olur bir içerik hazırlama ihtiyacı doğar. Belki farklı bir görüş olarak ben orada sunmam icap eder. O zaman otur ben bu videoyu yapar mıyım? Yaparım. O zaman hep beraber de izleriz. İşte yakın tarihte Xbox'ın sunumu olacak. Yakın tarih dedim yaklaşık 15-20 gün sonra. Temmuz ayı içinde bir sunumu olacak. Bakalım nasıl olacak orası. Şimdi bu forumlardaki fanları var. Yere göğe sığdıramıyorlar. Genelde ama bakıyoruz işte Xbox'ın da cross platform gelecek oyunlar. Yani hem Xbox One'a çıkacak oyunlar. Şu 720p oyun oynatan konsolları var ya. Takoz gibi adaptörü olan ilk çıkan Xbox'ı hatırlıyorsunuz herhalde. Bu oyunlar onlarda da oynanabilecek. Yeni nesil konsollarında da oynanabilecek. Yani nasıl bir oyun olacak bilmiyorum. Yani crossgen benim pek sıcak baktığım bir olay değil. Belki oyuncunun cebine uygun ama abi biz 6-7 sene, 8 sene yeri geliyor. Yeni nesil konsolları bekliyoruz. Yani şimdi 8 senenin de üzerinde insan istiyor ki güzel bir şeyler görelim. Yeni nesil olduğunu bize hissettirecek oyunları oynayalım. Şimdi bu ihtiyaç karşılanmadığı zaman birazcık insan da hayal kırıklığı oluyor. Ben o yüzden bu crossgen oyunlardan dolayı Xbox'ın ilk 2 senesi gerçekten hani beni tatmin edecek bir içerikle geleceğine inanmıyorum. Bakalım işte bunların Temmuz ayının hemen başında bir sunumları olacak. Belki akabinde Sony de bir şeyler yapar. O zaman belki bir video hazırlayabiliriz eğer ihtiyaç olursa. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.